Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir pratik mutfak bilgisiyle daha karşınızdayım. Karamelize soğan yapacağız sizlerle birlikte. Yaklaşık tahmin ediyorum ki 5 dakikada izleyeceğiniz bu video 30 dakika gibi bir süre sürecek. Şimdi hemen başlayalım. Ana malzemelerimiz tabii ki soğan. Jülyen şekilde doğradık. Burada 5 orta boy soğan var. Şeker. Karamelize soğan da çok etkili. Biraz renk için yardım soya sostan alacağız. Soğanımızın suyu da azaldıkça su ilave etmek için bir su burada hazır bulunduracağım. Burada geniş bir tencerem var. Büyük bir tavanız varsa onda da yapabilirsiniz. Altını yakıyorum. Biraz yağ ilave edeceğim. Şöyle yapacağız. Çok fazla ısınmadan soğanları koyalım ki soğanların yanmasını değil yavaş yavaş karamelize olup rengini değiştirmesini istiyoruz. O yüzden çok aşırı ısınmadan soğanları ilave ediyoruz. Karamelize soğanda biraz sabırlı davranmak gerekiyor. Sürekli karıştırmaya gerek yok. Tavaya temas eden kısımları renk aldıkça ters yüz, aldıkça ters yüz edeceğiz. Bu noktada biraz tuzdan yardım alacağım. Çok fazla değil zaten, soya sosu kullanacağız, onda da tuz var. Sadece tuzumun amacı biraz sularını salmalarına yardımcı olmak. Az miktarda tuz attım üstlerine, bu kadar. Sadece suyunu salacak soğan budur. Artık soğanlarımız iyice yumuşadı. Gördüğünüz gibi o hacmini de kaybetti. Şöyle bir karıştırdığım zaman hepsinin de aynı etkiyi gördüğünü görüyorsunuz. Şimdi bir miktar şeker atabiliriz. Şeker de karamelize olmasını sağlayacak. Soğanın saldığı suyla birlikte şekerimizi attık. Duruma göre ilerleyen dakikalarda biraz daha atacağız. Şekeri attıktan sonra da bir karıştırıyoruz. Bakın yavaş yavaş rengi ilk önce sarı oldu. Şimdi de açık kahverengi kıvamında yavaş yavaş rengini almaya başlayacak. Baktınız yanma derecesine artık geliyor. Soğanın suyu kalmadı. Birazcık su ilave edebilirsiniz. Şimdi ben mesela şöyle birazcık ortasını açtım. Çok az miktarda su ilave ettim. Tekrar çekecek bu suyu. Şimdi karıştırıyorum. Ve tekrardan renk almaya devam etmesini bekliyorum. Evet, yaklaşık bir 10-12 dakika oldu işleme başlayalı. Soğanımızdaki renk değişimi bu şekilde. Şimdi ikinci kez şeker atıyorum. Az miktarda daha su ekliyorum. Ve çok kısa olarak da karamelize soğanı nerelerde kullanabileceğinizden bahsedeyim. Açıkçası karamelize soğanı her yerde kullanabilirsiniz. Yemeklerin yanında garnitür olarak, yardımcı olarak kullanabilirsiniz. Bildiğiniz üzere hamburgerlerde çok kullanılıyor. Sandviçlerin içerisinde kullanabilirsiniz. Salatalarda kullanabilirsiniz. Hatta biz bu karamelize soğanı yaptıktan sonra içine yumurta kırıp yemeyi düşünüyoruz. O kadar yani. Gayet başarılı. İçindeki hem soya sos sayesinde tuzu hem attığımız şeker sayesinde şekeri çok dengeli. Soğan zaten bildiğiniz üzere kendinden şekerli bir sebze.
Şöyle de bir detay var. Atıyorum fazla yaptınız. Ayda bir mesela yapıyorsunuz. Karamelize soğan tüketmeyi seviyorsunuz. Kullanabilecek çok alanınız var. Yaptınız, soğuttunuz. Buzdolabı poşetine koyup donduruyorsunuz. İstediğiniz zaman çıkartıp kullanıyorsunuz ısıtıp. Bu kadar basit. Yani hem de dayanıklı da bir ürün. Buzlukta tutabilirsiniz istediğiniz kadar. Şimdi tekrar şekerimizi ilave ettik suyla birlikte. Devam ediyoruz karıştırmaya. Gördüğünüz gibi neredeyse kahverengi oldu. Şöyle söyleyeyim, yaklaşık bir herhalde maksimum bir 10 dakikası daha var. Böyle yavaş yavaş kısık ateşte devam edecek. Şimdi bu noktadayken çok az miktarda da soya sos koyuyorum. Altını biraz açtım. Soya sosu çektirebilmek için soğanla birlikte karıştırıyorum. Renk konusunda da yardımcı oldu bize. Gördüğünüz gibi rengi koyulaştı. Çekmeye devam ettikçe rengi bir tık daha koyulaşacak ve finale ulaşacağız. Evet, karamelize soğanımız artık hazır. Söylediğim gibi yaklaşık yarım saatlik bir sürede hazır oluyor. Acayip aromatik, koyduğunuz bütün her şeyi canlandıracak bir şey. Benim de en sevdiğim kullanım şekillerinden bir tanesi salatanın üzerine. Açıkçası çok güzel oluyor. Size de tavsiye ederim. Eğer ki yaptığımız tarifi evinizde denerseniz bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu arada yorumlar kısmından tavsiyelerinizi de bekliyorum. Bu tavsiyeler üzerine önümüzdeki videoları çekiyoruz. Önümüzdeki hafta videoları çekiyoruz. Eğer ki konumuzu beğendiyseniz, içeriğimizden memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.